Selamünaleyküm Tarıma Dahil Her Şey kanalından arkadaşlar. Evet, bu meşhur maden çayı o kadar söylüyordum ya. İşte bugün meşhur maden çayı bu. Tabii yollar çok kötü şu an. Aşırı derecede şu an selden dolayı. Yani her gün yürüdüğümüz yol şu an yaklaşık yarım metre çıkmış durumda. Yukarıdan geliyoruz böyle, bakın. Yani bu tarlaya gitmek için biz bu kadar cefa çekiyoruz. Ama işte olay böyle gerçekleşmiş. Şu an bu suyun buradan gitmesi demek, bu en derin noktanın yaklaşık 3 metre demesidir. Evet, 3 metre şu an maden çayı kalkmış durumda. Yani her zamanki yolumuz, her zamanki suya vurduğumuz yol burası. Yani suya geldiğimiz yol burası. İşte bu her gün, yani video çekimlerimde sizlere söylediğim meşhur maden çayı, bu çay Dicle'ye karışıyor ve öyle bir şekilde kalkmış ki bu çay, yani buranın gerçekten şu an, yani akıntıya baktığın zaman karşı tarafa geçmenin hiçbir imkanı yok. En derin noktası da 3 metre, garanti veriyorum ben. Ve buralarda su yoktu. Göründüğü gibi çınarlar vardı burada, kesilmiş. Buranın mümkünatı yoktu böyle oluşunun. Ama bakın, buraları bile sel yarmış. Buraya su gelmiş. Yani şu an bu çok ürkütücü bir ses. Yani buradan geçmek mi? Abi bunun mümkünatı yok bir. Buna buradan bir köprü yapılması için defalarca hem dilekçeyle hem de sözlü olarak bunu Ergani Kaymakamlığı'na ve Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmemize rağmen arkadaşlar nedense hiç kimse uğraşmıyor. Yani hiç kimse gelmiyor. Bakacağız sonuna ne olacak. Elimizden geleni yapacağız. Buraya asmalı bir köprü de olsa ne olsa buraya yaptıracağız. Yani şuraya kadar gelsin. Şöyle seviye 3,5 metre yükseklikte bizi götürebilecek bir şey olsa yeter. Yani çay o kadar azgın geliyor ki burası mümkün değil böyle oluşu. Yani buradan geçmek artık imkansız yani. Şimdi karşı tarafta tarlalarımız var. Karşı tarafta ağaçlarımız var, çileklerimiz var. Köylünün yani yapmak istediği her şey karşı tarafta ama şu an ne yazık ki buradan geçmemiz mümkün değil. Bunu da buradan defaatle bildireyim ki Ergani Kaymakamlığı ve Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi buraya bir an evvel bir köprü yapılması için artık bu seçeneği buldum. Mecburen bunu istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Çünkü karşı tarafta tarlalarımız, arazilerimiz var. Köy Değirmendere Köyü, Ergani'ye bağlı. Diyarbakır Ergani Değirmendere Köyü. Ve olay bu şu an. Yani o kadar ürkütücü bir sesi var ki, hani ben buradan her gün gidip gelen bir insanım. Yok, böyle bir şey yok. Ve artık bundan sonra böyle olacak, öyle gözüküyor. Yatak değiştirdi çünkü. Şu köprübenin olduğu yer, orada büyük bir taş var benim boyum kadar. Benim boyum 1.85-1.90 arası. Orada o köprübenin olduğu yer, bir taş var orada benim boyum kadar. Bakın o ürkütücü sese bakar mısınız? O görüntüye bakın. Çayın ne kadar kuvvetli geldiğini herkes görür. Yani bunun artık bir çözüme bağlanması gerekiyor. Saygılar, herkese iyi günler.